Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 35 TL'ye aldığımız şu dönüştürücülerle iPhone 10S'imizi iPhone 11 Pro'ya çevireceğiz. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce Kafa Topu 2'de tamı tamına 35 TL değerinde 250 elmas kazanabileceğiniz çok güzel haberlerim var. Öncelikle oyuna yeni eklenen karakter özelliği paketleriyle birlikte hali hazırda mevcut olan karakterlerinizi daha güçlü, daha şekilli şukurlu, daha büyük ve daha sağlam şut çekebilecek hale getirebilirsiniz. Ayrıca oyuna yetenek kartları da eklendi. Topladığınız bu yetenek kartlarıyla birlikte karakterinizle daha güçlü şut çekebilir, daha fazla taraftar kazanabilir veya oyun içinde bir süper gücü iki kere kullanabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ek olarak oyun içerisine içinden daha fazla kart çıkan ek paketler eklendi. Mesela adına Mega Paket dediğimiz bir paket var. İçinden tam 100 tane kart çıkıyor ve bu kartların hepsi efsane. Oyunun sisteminde de ufak tefek değişiklikler yaptık arkadaşlar. Mesela artık maçlardan sonra daha fazla altın kazanabiliyorsunuz. Son olarak şunu da söyleyeceğim. Çok yakında menajerlik ve haftanın oyuncusu özelliği de gelecek. Menajerlik siz menajeri kiraladıkça artı özellikler kazanabileceğiniz size bonuslar sağlayacak bir opsiyonken haftanın oyuncusu da oyun içinde görevleri yaptıkça çeşitli ödüller kazanabileceğiniz bir sistem olacak. Bu da çok yakında diyelim ve fasulyenin faydalarına gelelim. Şimdi arkadaşlar eğer Kafa Topu 2'yi sildiyseniz veya en az 2 haftadır oyuna girmiyorsanız şu anda oyuna girdiğinizde veya yeniden yüklediğinizde 250 elmas hesabınıza direkt olarak ekleniyor. Şimdi şeyi duyar gibiyim, biz aktif olarak oynuyorduk, biz ne yapacağız falan filan diyorsunuz. Sizi de düşündük arkadaşlar. Olay şu, sizler için de sahaya dönüş adlı bir etkinlik başlattık. Bu etkinlikle birlikte 4 gün boyunca her oynadığınızda 50 elmas kazanacaksınız. Ve buna ek olarak da sayısız diyebileceğim sürpriz hediyeler sizleri bekliyor olacak. Şimdi arkadaşlar sizler Kafa Topu'nu hemen açıklama kısmındaki bağlantıdan mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Ben şimdi videomuza geçmek için o hareketimi yapıyorum. Şimdi bunu internette çok gördük. Instagram'da sağda solda karşımıza çok çıktı arkadaşlar. Türkiye'ye gelmesi de epey bir sürdü. Yani bir 15-20 gün kadar sürdü abi. Kendisini bekledik, elimize ulaştı. Ancak bizim elimize ulaşınca baktık ki zaten Türkiye'de de satılmaya başlamış. Aynen, bizim elimize ulaşmasıyla piyasaya girmesi aynı anda oldu. Neyse, şimdi zaten iyice satılmaya başlayacak artık bunlar sağda solda. Türkiye'de de 35 liraya satan var, 40 liraya satan var, 50'ye satan var. Değer mi, değmez mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dış kapı bu şekilde görünüyor. Biz hem beyazını aldık hem de siyahını aldık. Çünkü telefonumuz siyah. Neden ona altın rengini takmayalım ki dedik. Buradaki temel amacımız daha görünür kılmakta aslında. Evet. Şimdi abi normal bildiğiniz ekran koruyucu gibi uygulama süreci var. Şöyle açıyorsun. Normalde benim Instagram'da gördüklerimin altında 3M yazıyordu. Bak bu 3M değil. Biz muhtemelen gittik bunu da çakmasını bulduk Çağdaş. Olabilir. Zaten 3M ne ya? Cam filmi değil mi? İşte o 3M'ler yapışkanın markası. Zaten çakma olan bir şeyin de çakmasını bulduğumuz için bayağı bence abi iddialıyız çakma, bu konuda. Çakma bizi çekiyor olur herhalde. Böyle bir tanesi kuru, bir tanesi ıslak olmak üzere iki tane mendil çıkıyor. Şöyle arkasını da göstereyim arkadaşlar. Normalde 11 Pro ve 11 Pro Max'te 3 tane kamera var bildiğiniz gibi, ancak iPhone 10'larda, 10S Max'lerde ya da 2 tane kamera var. Gördüğünüz gibi bu kameralardan bir tanesi boş, kamera deliklerinden. O yüzden zaten sadece görüntü amaçlı şu deliğimiz. Ancak bizim şu an hesaba kattığımız bir şey var. Burada bu flaşı kapatacak. Nasıl fotoğraf çekecek ben de merak ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden uygulamaya başlayalım mı? Ben başladım zaten. Hadi bakalım. Always bence kargoda kuruyalı yıllar olmuştur Çağdaş, ben sana diyeyim. İyice ne temizliyoruz bu konuda. Kurusunu istiyor mu hocam? Hocam bu da ıslak. Yok, ıslak değilmiş, kuruymuş. Sen bütün telefonu salaktan temizledin Çağdaş, yani ya farkında mısın? Böyle bir şey bulmuşken dedim biraz sileyim. Şimdi şu arkasındaki yapışkanı açıyoruz arkadaşlar. Sanıyorum öyledir, ben de ilk defa takacağım. Bir dakika, önemli bir şey unuttum. Hemen şuradan bir boş bir fotoğraf çekiyorum. Bu şimdi lensiz çektiğimiz fotoğrafı. Şimdi hocam, bir şey söyleyeyim mi? Cuk diye oturdu yalnız ha. Oturur oğlum, Çinliler artık meseleyi. Biraz al sana. Bir çıkıntı fazla oldu, bu ne? Gördüğünüz gibi artık telefonumuz iPhone 11 Pro oldu. Bir ne anda. Prosu oğlum? Bence hiç güzel olmadı. Bence de güzel olmadı Çağdaş, da bir deneyelim. Deneyelim. Yamuk mu taktı sen onu? Yamuk takma ihtimalin yok ya. Lego gibi oturuyor buraya. Aha. Gitti. Ekranda bir filtre var. Bu sonraki, bu önceki. Ha pardon, bu sonraki. Bayağı farklı. Bayağı kötü. Özellikle şu duvar tarafına baktığınızda, beyaz bir yere baktığınız zaman çok belli oluyor. Olmamış. Beyaz olan yerde bakın burası bayağı sarı. Filtreli gibi. Burada gibi normal. Bayağı filtreli. Bayağı gibi. Filtreli yani. Yani telefonun tipi de iPhone 11 Pro'ya benzedi mi? Yani şöyle belki lastik bir kılıf takarsan buna. Ya kurtarmıyor arkadaşlar. Bir de siyahını taksana. Belki bu sarı olduğu Dur, için. Dur. Bir şey daha deneyeceğim. Ha, flash. Şöyle flash'ı bir açalım. Şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Flash açıkken fotoğraf çekeceğiz. Aa, evet arkadaşlar. Flash şuradan patlıyor. Evet arkadaşlar, beni
Bu da efekt gibi olmuş. Evet, yalnız. Bunda da bir sarılık var. Sıkıntılı yani ya genel olarak. Sıkıntılı. Ama flaşı öldürmüyormuş, onu anlamış olduk. Bir şu siyahını tak abi, belki bu çıkıntı... Ya çıkıntıyı görebiliyor musunuz bunu? Gösterebildik mi? Şurada bakın magnet gibi, buzdolabı gibi oldu. Evet, evet. Orijinali böyle değil yani. Peki ben bunu Allah'a emanet turizm mi çıkaracağım? Vallahi Çağdaş, ben takmayı biliyorum. Senin telefon artık iPhone 11 Pro oldu Çağdaş. Leke bıraktı mı? Dur, onun yapışkanını öldürmedi. Yok, leke bir durum yok. O zaman siyah takıyorum. Bakalım acaba belki siyah da daha mı iyi görünüyor? Az çakma durur. Aynen. Aa, şimdi iPhone 11 Pro oldu bak hocam. Oğlum senin yamuk takıyorsun ikidir. Abi yamuk takamazsın. Zaten şuradaki şey ona göre. Bak alt tarafı ona göre. Abi bu yamuk değil mi şu an? Abi yamuk aletin kendisi yamuk. Ha, benden değil diyorsun. Şey, aa bak bu oldu ama. Yok lan. Yine çok kötü oldu. Evet. Bakalım bu nasıl çekiyor? Yok hocam, bu da sarı. Evet, bu da iyi değil. Bunda tabii flash var mı hocam? Var. Flash bunda da çalışıyormuş. Flash'ta bir sıkıntı yok. Aynen. Alırsanız flash'ı kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar, artık böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu ürün... Ben bir şey daha denemek istiyorum. Lütfi'yi tutamıyoruz. Bakalım Samsung bir telefonu iPhone 11 Pro'ya çevirebilecek miyiz? Note 10 Plus'ı çeviriyor şu an. Hazır mıyız arkadaşlar? Aynen. Yakıştı ha bu telefona da. Şurasına tak, daha fantastik olur. Ha, 6 kameralı. Ooo, Lütfi kalsın o. Sorun olursa ben Lütfi Karaca'yım dersin. Bana özel ürettiler. Güzel oldu lan, baksanıza. Getir kanka. Onu da tak abi altına. Bak, çok yanlış düşünüyorsun, bencilce düşünüyorsun. Bak burada 3 kamera var, bu da selfie kamerası olsun Çağdaş. Arkadaşlar, boş yapma baremi şu an patladı. Bak, çiçek gibi. Çok güzel oldu ya. Evet, bak. Bir sürü kameram var artık. Sonsuz artık fotoğraf çekebilirim. Bana artık bu kapatmak şart arkadaşlar. Yoksa yalan makinesinde patron yapamadığını bu videodan sonra yapacak gibi hissediyorum. Arkadaşlar, bu videomuzda son dönem değildi aslında. Birkaç aydır Instagram'da ortalıkta dolanan şu iPhone 10S'leri iPhone 11 Pro'ya çevirebileceğiniz. Lütfü bir tane verse göstereceğim. Çıkmıyor de. Ki. Allah Allah. Ya işte böyle cezanı verir Samsung. Al gel buraya. Şu arkadaşlar, sonunda Lütfü verdiği için sizlere gösterebiliyorum. Son dönemde ünlü olmuştu. Biz de bir alıp denemek istedik. Denedik, başarısız. Oğlum bu kaldı telefonun arkasında. Lütfü hala çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Kanalımız bu arada 3 milyon abone olmak üzere. Hemen şuradaki abone ol butonuna tıklayarak bu sürecimize katkıda bulunabilirsiniz. Şu kanalı bir 3 milyon yapalım artık. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çıkmıyor mu lan böyle? Vallahi çıkmıyor Çağdaş. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ver ver.